Merhaba arkadaşlar, Kıbrıs'tan herkese selamlar. Bugün çapar oltası bağlayıp balık yakalayacağız. Kıbrıs oltası, çapar oltası şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir 10 tane yine, 10-12 fark etmez. Size bağlı. Bu saçaksız düz bağlantı, düz bağlantı. Şu şekilde gördüğünüz gibi 2-3 parmak ara bırakıyoruz. Şöyle bir ucunu alıp şuradan geçiriyorum. Bağlantı şeklini gösteriyorum. Yani şu ucunu alıp şurada tutuyorum. Şu şekilde. Bir halka gibi bir şey düşünün. Bir tane iğne alıyoruz. İğneyi şu şekilde görüyor musunuz? Şu şekilde diğer ucun üstüne getiriyoruz. Sonra şunu sarmaya başlıyoruz üstüne. 5-6 tur gayet sağlam olur. Sonra şu kısa olan ucu, şurada kısa görünen ucu tutuyoruz. Diğer o şeyden çıkana kadar, oltayı sıkana kadar diyeyim, şu şekilde çekiyoruz. Çektikten sonra gerdiriyoruz. Bağlantı bu şekilde. Ucuna getirdik. Gayet sağlam. Görüküyor mu oradan? Görüküyor. Bak, 3 parmak aldığımız. Ben 3 parmak alıyorum. 2 parmak da alabilirsiniz. Yani daha kısa da yapabilirsiniz. Çok iğne takacaksanız. Genelde 10 tane iğne yetiyor ama. Çok iğneye gerek yok. Çünkü denizde kayalık bölge oluyor. Kopma oluyor. İğne sarfiyatı oluyor. Şu şekilde gene aynı şekilde. Bak bir halka düşünün. Halkanın diğer ucu şurada. Bunun üstüne şu şekilde sarıyorum. Tek yaptığım bu. İşte bir hata yaptık. Halka atladık. Evet. Şu şekilde. 6-7 tur, 8 tur, 10 tur. Yani fark etmez. Ama 6-7 tur işinizi görür. Şöyle çekiyoruz. O kısa ucu. Gördüğünüz gibi. Şu bağlantıyı elde ediyoruz. Çok sağlam bir bağlantıdır. Kolay kolay kopmaz. Bunu bu şekilde hazırlıyorum. İki tane olta attım zaten. Bunu yedek yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş. Bir tane daha bağlarsam buna yeter. Ekmeğin arasına bir köpük koyuyorum. Ondan sonra altına bir kurşun. Direkt atıyorum. Kumluk, kayalık bölgeye. Şansımıza ne varsa artık kısmette alacağız. İstediğimiz noktaya gitti. Şimdi bekleyeceğiz. Kısmette varsa gelin. Yer güzel. Yarı taşlık, yarı kumluk bir yer. Yani kefalın seveceği yerler. Kefal, melena, sarpa. Güzel yani. Çıkıyor arada bir vuruyor. İnşallah vurursa kısmette
Çekerim o görüntüyü de. Kıbrıs'tan herkese selamlar. Evet, kısmette ne varsa kefal, sarpa, ne vursa. İki takım hazırladım. Kıbrıs yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ekmeği sarıyoruz. Özetle bilmeyen yoktur. Bir ağırlık takıyorum altına. Şu şekilde. 60 gram, 50-60 gram falan. Bu şekilde bağlıyorum. Yakın mesafe, uzak mesafe atmaya gerek yok. Balık zaten kefalar kıyıda geziyor. Hemen şu taşın arkasından. Burada taşlık yer de var. Merak güzel. Ufak bir oynak var o yani. Attığım yerde. Yani her an balık yakalayabilirim. Attık, bekliyoruz. Bugün kısmette yok galiba balık. Halen vurmadı.
Neyse şansımızı gene deneyeceğiz. Şu şekilde saralım ekmeğimizi yine. İğnelerin ucunu açalım. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum da şu şekilde iğnelerin ucları yukarı doğru bakması lazım. Şöyle yatık olduğu zaman balık kolay kolay takılmaz. Ucları şu şekilde yukarı doğru olması lazım. Sarmayı biraz kemirmişler. Ama herhangi bir şey yok ucunda. Neyse. Saralım, yeniden atalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir parça ekmek alıyoruz. Ekmeği şu şekilde üstüne şu şekilde sarıyoruz. Şu ucundan tutup iğneleri bir ucundan diğer ucuna gelecek şekilde bağlar gibi, deli bağlar gibi bağlayın işte. Şu şekilde iğnelerin ucunu da rastgele bırakmayın. Ucları şöyle sivri kısımları dışa gelecek şekilde ekmeğin içine batırın. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi
ucları dışarı doğru geliyor. Balık buradan vurduğu zaman herhangi bir şekilde ağzına batacak. Bazen kefalar ağzıyla vurmaz. Dikkatli böyle kuyruğuyla gelir vurur bunu. Kuyruğuyla dağıtmaya çalışır. Sonra dağıttıktan sonra da küçük küçük parçalarını yer. Kefal çok kurnazdır. Ben çoğu kefalı kuyruğundan yakaladım. Kuyruğuyla vururken kuyruğundan yakalıyor. O zaman çekerken bayağı bir ağır geliyor. Kuyruğundan yakalandığı için. Ya Allah ya nasip ya kısmet. Evet, ekmeğimizi yeniledik, attık. Bekliyoruz. Arkadaşlar oltaya atıyoruz ama balık bugün balık yok galiba. Birkaç ufak vuruş aldım. İki tane küçük sokan yakaladım. Geri saldım onları da. Şu kadar bir şeydi. Gördüğünüz gibi oltalar attık boş. Bir şey vurmuyor. Bir kere sağlam vurdu. Onda da herhalde geri kurtuldum. Neyse kısmette yok galiba. Kısmette varsa yakalarız. Bekliyoruz böyle. Yerimiz güzel. Arabanın bagajında oturuyorum. Oltaları da onu atıyorum denize. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Galiba bu sefer balık yakalayamayacağız. Şöyle gözüküyor. Kıbrıs'tan herkese selamlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.